Şampiyon adaylarından Galatasaray yıldız oyuncusu Belhanda'yı gönderdi. Bu kararın perde arkasını bize değerlendirebilir misiniz? Evet, gerçekten beklenmeyen bir karara imza attı Galatasaray Yönetim Kurulu. Takımın 10 numara sıkıntısı varken 10 numara pozisyonundaki yegane isim Yunus Belhanda sürpriz bir şekilde ligin bitimine 10 hafta 10 küsur hafta varken parası da ödenerek takımdan gönderildi. Açıkçası bu kararda teknik direktör Fatih Terim'in onayı var mı yok mu bilinmiyor. Peki Yunus Belhanda ne yapmıştı? Aslında doğru bildiğini söyledi. Doğru bildiğini söylediği için de cezalandırıldı. Yunus Belhanda'nın doğru bildiği neydi? Geçen son Sivas Spor maçında 2-2 berabere biten Sivas Spor maçı sonrası kötü zeminden söz etmiş. Zeminin bir türlü düzeltilemediğini ifade etmiş ve Galatasaray yönetimine gönderme yapmıştı. Twitter'da, Instagram'da dolaşacaklarına stadyumun zeminiyle ilgilensinler diye. Evet, ağır bir eleştiri ama eleştiri. Çünkü Yunus Belhanda 10 numara oynayan, takımı atağa kaldıran, asist yapan bir futbolcu ve o bozuk zeminde attığı paslar yerini bulmuyor, gol atamıyor, pas veremiyor. Bunu da bir şekilde o anlık maç heyecanıyla yani yüksek adrenalinle gündeme getirdi. Ve aradan 2 gün geçtikten sonra Yunus Belhanda bir özür diledi. Söylediklerim yanlış anlaşıldı, lütfen olumsuz anlam yüklenmesin dedi ama Yunus Belhanda'nın bu özrü herhalde kabul görmedi ki Galatasaray Yönetim Kurulu acil olarak toplanarak tüzüğünün iç maddesi, daha doğrusu disiplin maddesini öne sürerek futbolcunun sözleşmesini tek taraflı feshetti. Sezon sonu zaten Yunus Belhanda'yla yollar ayrılacaktı ve Galatasaray'ın Yunus Belhanda'ya ihtiyacı vardı. Galatasaray yönetimi niçin böyle bir karar aldı? Açıkçası anlayamadık. Oysa mesela Yunus Belhanda eğer söylediklerinden veya tavırlarından yani Galatasaray'ın marka değerini düşürmek, Galatasaray yönetimini, başkanını vesairesini aşağılamak gibi açıklamalar var Galatasaray'ın yaptığı kulüp bildiriminde. Yunus Belhanda bunu geçen sene de yapmıştı. Bir maçta oyundan alındıktan sonra yedek kulübesine, tribünlere el kol hareketi yapmış. Hatta tribünlerdeki bazı taraftar gruplarıyla da küfürleşmişti Fransızca olarak. Ya da Arapça olarak öyle ifade edeyim. O zaman Galatasaray yönetiminin hiç sesi çıkmadı. Ama şimdi maç sonrası sıcak sıcağı sıcağına yüksek adrenalinle çimleri düzelteceklerine Twitter'da, Instagram'da dolaşıyorlar dedi diye kadro dışı bırakıldı. Peki Yunus Belhanda kimdir? Yunus Belhanda Fas asıllı Fransız futbolcu. Milli takımlarda oynayan bir futbolcu. Avrupa'nın önemli takımlarında forma giydi, Rusya'da forma giydi ve yüksek bir bonservis bedeliyle, yanılmıyorsam 9 milyon euro gibi büyük bir paraya geldi. Ve yine yanılmıyorsam 131 maçta forma giydi bu süre içinde. 3 senedir Yunus Belhanda forma giyiyor. Bu 3 sezonda Galatasaray 2 şampiyonluk, bir Türkiye Kupası şampiyonluğu, bir Süper Kupa şampiyonluğu kazandı. Ve Yunus Belhanda'nın yine yanılmıyorsam 22 gol, 26 asistlik bir katkısı var. Yani topladığınız zaman 50, yani 130 maçın 50'sine direkt skora katkıda bulunan bir futbolcu. Yine eğer istatistikler beni yanıltmıyorsa Galatasaray son yıllarda Kadıköy'de ya da iç sahada Fenerbahçe'ye kaybetmiyor. Ve Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye kaybetmediği ve kazandığı bütün maçlarda Yunus Belhanda forma giymiş. Hani böyle de aslında sportif açıdan, skor açısından, futbol açısından Galatasaray'ın içinde önemli bir parça. Peki şimdi Yunus Belhanda gönderildi. Artık geri dönüşü yok. Galatasaray Belhanda'nın yokluğunu nasıl kapayacak diyecek olursanız, zaten Belhanda'nın paradını Galatasaray almıştı. Gedson Fernandes'i transfer ettiler Portekiz İngiltere üzerinden. Fakat Fernandes bekleneni veremedi. Ve Belhanda hani oynadığı maçlara etki eden bir futbolcu. Üstelik Galatasaray'ın Trabzonspor ve Beşiktaş gibi zirvede yer alan takımlarla, Hatayspor gibi zirvede yer alan takımlarla maçları varken Galatasaray yönetiminin disiplini veya işte kulübün manevi şahsiyetini zedelemeyi gerekçe göstererek bu kadro dışı, daha doğrusu uzaklaştırma ve tek taraflı fesih olayına imza atması bence acelece alınmış bir karar. İşin sonunda eğer Galatasaray bu sezon şampiyon olamazsa ki çok güçlü rakipleri var Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi bu Yunus Belhanda olayı Mustafa Cengiz yönetimine eksi yazar. Bu arada Galatasaray yönetiminde Belhanda kimi eleştirdi diye biraz sorduk soruşturduk. Hani sosyal medya ve Deli Fısıltı gazetesi ikinci başkan Yusuf Günay'ı işaret ediyor. Çünkü en çok Twitter'da, Instagram'da mesaj veren isim Yusuf Günay. Bu bağlamda Galatasaray çok önemli sporcusunu harcamış oldu.